Kentin çeşitli bölgelerinde toplananlar otobüslerle Silivri'ye gitmek üzere yola çıktı. Aralarında CHP'lilerin de bulunduğu 3 otobüsün ardından İşçi Partilileri taşıyan 4 otobüs, Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin bulunduğu 2 otobüsle Diren Antalya Meltem Forumu yazılı pankart taşıyan 1 otobüs olmak üzere 10 otobüs kentin çıkışında Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polis otobüslerin belgelerini inceledi. Kontrol sırasında Çevik Kuvvet ekipleri ise bölgede hazır bekledi. 10 otobüsün yolcularına kimlik kontrolü yapılırken bu arada şehirler arası yolcu taşıyan firmalara ait otobüslerde zaman zaman durdurularak ehliyet ruhsat kontrolü yapıldı ve yola devam etmelerine izin verildi. Eksik belgesi olan otobüslere ceza yazılırken bekleyişin uzun sürmesi grubun protestosuna neden oldu. Her yer Silivri, her yer direniş diye slogan atan grup 10. yıl marşı söyledi, halay çekti. CHP İl Başkan Yardımcısı Ergün Kurt, bayram öncesi rutin kontrolün gerekçe gösterilerek yaklaşık 2 saattir bekletildiklerini söyledi. Aldık, talimat aldık, sizi göndermeyeceğiz diyorlar. Ama bize gideceğiz diyoruz. Çünkü bizim anayasal hakkımızdır bu. Seyahat etme özgürlüğümüz, anayasal hakkımız kimse elimizden alamaz. Biz terörist değiliz. Biz kalkıp da onların dağdan indirdiği insanlar değiliz. Vatanımızı seven insanlarız, cumhuriyet seven insanlarız. Buradaki insanlar da gerçekten cumhuriyete sahip çıkan insanlar, cumhuriyetçi insanlar, yurtsever insanlar. Otobüslerin durdurulduğu alana bir süre sonra CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar geldi. Emniyet yetkilileriyle görüşen Gürkut Acar, otobüslerin geçişine izin verilmesi gerektiğini, aksi halde yapılan uygulamanın anayasaya aykırı olacağını söyledi. Ve bu bekletme kanuna aykırıdır, hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır ve bu anayasa ihlal suçudur. Yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürkut Acar, bu yapılanlar Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık halk hareketlerinden korktuğunun göstergesidir. Sayın Başbakan Mursi'nin akıbetine uğramaktan korkmaktadır. Bu kısıtlamaların başka hiçbir yasal temeli yoktur diye konuştu. Sayın Başbakan Mursi'nin akıbetine uğramaktan korkmaktadır. Haksız da değildir çünkü bu kısıtlamaların hiçbir yasal temeli yoktur.